Bu video deneysel bir videodur. İçerisinde sorular, zar atmalar, rol yapmalar, hayatta kalmalar vardır. NVIDIA GeForce RTX tarafından sunulan bir videodur. Teknoloji başlığıyla hayata gelmektedir. Olayımız ise iki oyuncunun birlikte yarışmanın sonunu görmesidir. Bu iki oyuncu da iki farklı karaktere hayat vererek sağ kalmaya çalışacaktır. Karşınızda ilk yarışmacımız Istergamers TV Mete ve diğer yarışmacımız Pintipanda Tuna. Hazırsanız Teknomevzu'nun hayatta kalma oyunları başlıyor. Ben bir şey yaptım ama bir seyredin bakalım ne diyeceksiniz. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Sevgili Mete ve Tuna, şu anda uyanıyorsunuz. Uyandığınız yer kapkaranlık bir zindan. Gözlerinizi yavaş yavaş açıyorsunuz ve birbirinizi görüyorsunuz. Birbirinize ne söylemek istersiniz? Ne yapıyorsun la burada? Hayırdır oğlum, ne işin var? Nereye? Belli ki zindandasınız ama bir kapı var. Hafif hafif aralık o kapı. Aslan parçası, sen bir bak bakayım ya, kimmiş o gelen, ne o ışık? Bir, aslan parçası mı yoksa çocuksun. Enayi mi? Allah Allah, ben niye gidiyorum ilk başta? Kardeşim, bu alemde bir delikanlı varsa o da sensin. Takır 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 takır. İçeriden tıkır tıkır sesler gelmeye devam ediyor. Kim gitmek ister kapıya doğru? Mete. Ben miyim? Kesin ben miyim? Bak bu sefer ben giderim ama bir daha böyle bir şey olsa sen gideceksin ha. Tamam tamam, sen söz git mi? Bakayım bir. Tamam ben gideyim. Tamam. Mete yavaş yavaş kapıya yaklaşıyor. Bir elini kapıya atıyor. Tedirgin bir şekilde kapıyı açıyor. İçerisi çok geniş bir alan. Meşalelerle donatılmış aydınlık bir yer. Şöyle bir etrafına bakıyor. İleri uçta sakallı bir adam görüyor. Adam bilge birine benziyor. Adam sana bakıyor, cevap vermiyor. Tuna'ya dönüyorsun. Tuna içeride. Senden bir ses bekliyor. Abi koridorun sonunda bir adam var ama hiçbir şey yapmıyor. Gel gel de demiyor. Ne diyeyim? Bir selam et, bir bağır bakayım oradan. Kimsin diye bir sor. Dayı! Hop! Dayı sana doğru dönüyor. Diyor ki evladım biraz yaklaş. Geleyim. Tabi büyüğünün ayağına gitmek lazım, doğru dedi. Yaşlı adam Mete'ye diyor ki dur evladım orada. Durdum anne. Yavrum diyor, diğer arkadaşını da çağırır mısın diyor, o da gelsin buraya. Tuna burada, dediğim gibi yaşlı bir amcamız var, seni de çağırıyor. O zaman yavaş yavaş gelirim ama Mete'nin arkasında dururum. Tuna yavaş yavaş yaklaşıyor, tedirgin adımlarla Mete'ye doğru varıyor. Mete'nin tam arkasında konuşlanıyor. Yaşlı amca Tuna'ya dönüyor ve diyor ki evladım korkma diyor. Sola doğru açıl biraz diyor, Mete'nin yanında dur diyor. Amca bende sıkıntı var. Sağ bacağımda sıkıntı var. Böyle birinin arkasında durmam gerekiyor. Yoksa kesin mi yani? Başka yolu yok mu? Evladım durmazsan sen zararlı çıkarsın. Tamam abi, özür dileriz tabii ki. Hemen geçtim Mete'nin yanına. Mete ve Tuna yan yana dururken önlerinde bir portal açılıyor ve portaldan bir adet yayla ok, bir adet de kılıç çıkıyor. Amca diyor ki ikinize dönüp hangisini istersiniz? Ok yay benim. Ok yay benim. Ok yay benim. Ok yay benim diyecektim ya. Benim, çok geç. Ben aldım. Al kılıcı git önden. Ya kılıcı da ben alayım, ne yapayım? Peki daha önce bir ok yay tecrübeniz oldu mu genç delikanlı? Hayır. Olmadıysa sıkıntı olacak sizin için. Mete Bey, sizin bir kılıç tecrübeniz oldu mu? Yani ben isteyerek almadım zaten. Benden önce davranıldı. Benim kılıç şeyim daha önce birkaç elimin kesilmişliği var sadece. Bir de o ben tutamıyorum bunu. Elimi kavrayamıyorum. Yani. Kavrayamıyorum. Tutabilsem yapacağım bir şeyler, tutamıyorum. O zaman 20'lik zar üzerinden doğru vurma şansınızı 15 yapıyorum. Madem o kadar kötüsünüz. Tuna Bey, sizin de 20'lik zar üzerinden 16 oluyor ok yay kullanımınız. 16 ve üstünde doğru hit vurabileceksiniz yani. Şu anda evladım siz bir yarışma içerisindesiniz. Bu yarışma ya hep beraber ölürsünüz ya da hep beraber yaşarsınız yarışması. Geleneksel olarak 100-200 yılda bir düzenleniyor bu yarışma. Bu sefer de sizleri seçtik. Üstün oyun başarınızdan ötürü. Burada da yapacağınız şey beraber hayatta kalmaya çalışmak. Sizlere bir dizi soru soracağız. O sorduğumuz sorulara aynı yanıtları verirseniz beraber hayatta kalma şansınız olacak. Aynı yanıtları vermezseniz de ikiniz beraber dalga dalga gelen düşmanlarla kapışacaksınız. Hayatta kesinlikle kalmak abi. Diyor bak. İyi savaşmak falan. Hayatta kalmak. Evet, evet. Unutma. Hep aklında bu bulunsun. İkinizin de can barını belirliyorum. İkinizin de yüzer canı var. Full tüketmeden beraber buradan çıkmanız gerekecek. Dedeceğim, dediğim oraya %50'de gibi. Bir stamina basabileceksin mi bize be? Hani kanaat notu gibi. Bir stamina verebileceksin mi? Sen dedeyle pazarlık mı yapıyorsun lan? Evet, dede zaten bu lafların üzerine gülüyor. Ya diyor, bu çocuk diyor çok pezevenk bir çocuk diyor. Ben bu çocuğu sevdim diyor. Ben bu çocuğun canına diyor bir +10 basıyorum diyor. 110 canım var bir artık. Ama diyor bu 110 canı diyor şimdi nereden aldık ya, yoktan var olmaz diyor. Tuna'nın 100 canını 90'a düşürüyor. Ben ağzımı açtım. Sonra da köh köh gülüyor. Dedemiz köh köh gülüyor. Şimdi soracağım sorular ortak olarak cevap vermeniz ve bir kağıda yazıp bana göstermeniz gereken sorular. Sakın ola, sakın ola sesli bu sorulara cevap vermeyin. Her sesli cevap verişinizden 20 can düşürürüm. Birbirinize kopya vermeye çalışırsanız. Bunları bana WhatsApp'tan atabilirsiniz. Dede biraz teknolojik. O açıdan WhatsApp kullanabilirsiniz. Tekno dede. Tamam. Tekno soruyorum. Dede. Doğru cevap. Bakın sizin için doğru cevap ne olup ne olmadığı önemli değil. Aynı cevabı vermeniz lazım. İlk sorum. Hangisi daha güçlüdür? Max Payne mi? Captain Price mı? Cevabı bana göndereceksiniz. Mete, kalbini takip et.
Kalbini takip et. Bu cevap bende kalacak gizli olarak. İkinci soruya geçiyorum. Tamam. 5 soru arka arkaya geliyor. Seneler geçse de dönüp dönüp tekrar oynarım dediğin oyun hangisi olur? Age of Empires 2 mi, Red Alert 2 mi? Mete ve Tuna şu anda gergin bir şekilde birbirlerine bakıyorlar ama bir yandan da birbirlerine bakmıyorlar. Bir yandan da uzaklara bakıyorlar. Beni yanıltma ne olur. Evet, ikisinden de cevap geldi. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hangisi daha iyi bir rol yapma oyunu serisidir? Divinity mi, Elder Scrolls mu? Tıp tıp. Dede çok eğleniyor bu arada. Ya. Allah'ım diyor çok seviyorum bu yarışmayı diyor. İlk her sene bu yarışmayı yapıyoruz diyor. Pardon. Ben bir yerde dedi. Çok gerildim yanlış yazdım. Çok korkuyorum. Yani çok dede gerildim. Tokma asayı çıkarıp oyacak diye çok korkuyorum. Bir tane dede cevap için beni affet Mete. Çok dede gerildim çok orada. Çok sempatiktir hiç korkmayın. Pis sırıtıyor sadece ara sıra. Sizce hangi oyunun devamı gelmelidir? Prince of Persia mı, Splinter Cell mi? Tamam canım. Bu kolay. Yalnız tamam bence canım de. Senden bir 10 can götürür Tuna. Böyle sesli şeyler olmasın. Canını 80'e iniyor. Hay canını seveyim. Ve isyankar hareketler bedenin çok hoşuna gitmiyor. Onu söylemiş olayım. Pardon boş pardon. Toparladım. Samimiyetiz. Boş ver ya. Ağzına it. Evet cevaplarımız geldi. Tekrardan bakıyoruz. Ve son sorumuz. Bu turun son sorusu. Hangi oyun türünü tercih edersin? Aksiyon oyunu mu? Hayatta kalma oyunu mu? İki karakter de şu an düşünceli. Cevaplarımız gelmiş oldu. O zaman sırayla cevaplarımıza bakalım. Bakalım bu roundun sonunda hayatta kalma şansları artacak mı yoksa azalacak mı? İlk sorumuz neydi bizim efendim? Hangisi daha güçlüdürdü? İkisinden de gelen cevap Kaptan Price. Bravo! Yes! Kardeşim, İşte bu! Dedenin hoşuna gitti, güldü. İkinci sorumuz Age of Empires 2 mi, Red Alert 2 miydi? Burada da ikisinin verdiği cevap aynı değil. İkisi ne? Evet, aynı cevap vermemiş. Affet beni Mete, buradasın işte. Tuna Red Age of demedin mi? Mete Age of dedi. Neden Red Alert Tuna, neden? Abi ben aslında ben Command & Conquer'cıyım bu arada. Age of'cu değilim ama Age of demem gerekirdi. Evet. Evet demen gerekirdi, onu diyorum yani. İşte onun için özür dilerim. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Elder Scrolls mu Divinity mi dedik. İkinizden beni de gelen yanıtma cevap lan. Elder Scrolls oldu arkadaşlar. Yani. Ondan sonra hangi oyunun devamı gelmelidir de Prince of Persia ile Splinter Cell'di. Burada Meta Prince of Persia derken Tuna Splinter Cell demiş. La oğlum! Neden nasıl? Neden her, ya? Her gördüğünde şeyi soruyorsun. Ne zaman evet. Splinter Cell diye. Ulan özür aklıma dile. Da geldi. Ben senden evet. Özür diledim. Özür dileyeceksin. Tamam ben de özür dilerim. Ben de hep Ubisoft'la karşı karşıya gelince soruyorum Splinter Cell'i. Doğru ben ama. Ben onu soruyor ne ya. Bileyim sen de Prince of Persia seviyorsun diye ya. Evet ben de seni seviyorsun diye dedim. Problem değil. Olur böyle. 4'te 2 doğru 2 yanlış gidiyorsunuz şu anda. Nasıl sıkıntı yok lan? Asayı götümüze biz yiyeceğiz afedet. Neyse. Son sorumuz hayatta kalma mı aksiyon muydu? İkinizden de gelen cevap hayatta kalma oldu. İkiniz de burada 5'te 3 yaparak doğru bildiniz. Long time. Dede bu cevapların ardından hoşnut bir gülümseme takıyor suratına ve oradan sesleniyor. İki düşman salın diye. İki adet aha. Düşman sizle karşılaşmak üzere yola çıkmaya başladı. Önünüzde bulunduğunuz geniş alanda iki tane de büyük kapı var. Bu sürgülü kapılar yavaş yavaş açılıyor. İlk kapıdan gelen düşmanı mı görmek istersiniz? İkinci kapıdan gelen düşmanı mı görmek istersiniz? Ne yapalım? Kimi görelim? Ne istersin? O, ben solan. Ben hep sol tarafa gidiyorum. İlk kapı derim ben ama. İlk kapı diyelim. Bir de bir şey diyeyim mi? Böyle sorularda ilk cevap iyidir. İlk kapı diyelim biz. İlk kapı diyelim. Bir de ne yapalım biliyor musun? Kapıyı azıcık aralattıralım. Sen oku benim kılıcıma doğru at. Ben gelene vurayım böyle ok hızlanarak. Tamam ama sen öndedir oldu mu? Tamam. Tamam. Yani senin canın daha çok onun için yani. Tamam. Tamam. Doğru diyorsun bu arada. Doğru diyorsun. Mete 3 adım öne geçti. Tunon'un arkasında oklarıyla yer alıyor şu anda. Mete ilk kapıya doğru pozisyonunu almış durumda. İlk kapıdan gelen kişi ise Bloodborne oyunundan tanıdığınız Hunter. Bloodborne oyunundaki baş karakter kapıdan geliyor size pis bakarak. Neresi yumuşak karnıdır? Nereden saplasak kendisine? Dedeciğim. Dede bu cevabın üzerine gene tatlış biliyor ve diyor ki kardeş diyor kendisi level 1 bir karakter diyor Bloodborne'dan. O yüzden diyor neresinden vurursanız onun için bir zaaf diyor zaten. İşeyerek dahi öldürürüz yani. Siz onun şekilli şukulu durduğuna bakmayın diyor. Kendisinden 5 kuruş bir şey çıkmaz diyor. Güzel. Doğru tercih. Bak doğru kapı. Hunter karakteri bir elinde orağı bir elinde pistoluyla yavaş yavaş üzerinize doğru geliyor. Ben gerdim. Ben verdim yayımın namlusunu oraya böyle. Bekliyorum. Tuna uzaktaki düşmanına ok atmak istiyor. Aralarında aşağı yukarı bir 50 metrelik mesafe var. Bu 50 metrelik mesafeden bakalım Tuna vurabilecek mi? Tuna bir attın zar olarak. Yanlışlıkla arkadaşını bacağından vurdun Mete'yi. Allah kahretsin. Ama ben solam o yüzden zorlanıyorum ya. Çığlık çığlığa uzanıyor sağda. Mete'nin 5 canı gitti bacağından vurduğu için. Hamle sırası Mete'de. Kılıç sallayayım bari ne yapayım ben vuram buna. Düşmanın 50 metre uzakta önce bir yaklaşman lazım kendisine. Oku mu çıkarsan önce ya? Çıkardım onu. Ha tamam çıkardın sen tamam. Bir dakika oku çıkartmak öyle beleşe ok çıkartmak yok. Oku çıkartmaya da zar atacağız kardeşim. Evet Allah oku mı? Çıkartmak için 9 atıyorsun. Ok komple çıkmıyor ucu kalıyor bacağında. Allah razı olsun. O sana saat başı bir 2-3 damage verecek. Ama kabasını çıkarttın okun yani evet.
İyi, sıra bana geçince bir daha sıkacağım ama eğil bir de sen ondan sonra Mete. Eğil. Sıra Hunter'da. Hunter hala daha yavaş yavaş yürümeyi tercih ediyor. Size doğru yavaş yavaş yaklaşıyor. Hala daha bir hamle yapmadı kendisi. Geri aranızdaki zekalı mesafe yani 20 metre kalmış durumda. Oo, yaklaştı. Sadaktan çekiyorum emanete. Bir tane daha yapıştırıyorum. Bir tane daha yapıştırıyorsun. Bu sefer de Mete'yi omuzundan vuruyorsun. Alka attın çünkü. Lan sen kasıbe adamsın. Lan beni zindandan niye çıkardınız ya? Bir de Mete arkanda duruyor. Nasıl becerdin ondan? Ya rüzgara hesap etmez mi insan? Allah Allah. Hamle sırası Mete'ye geçti. Mete omuzunda bir adet ok var. Şu anda doğru vurman çok daha zor. Dede bir şey diyeceğim. Ben Tuna'ya soksam kılıcı. Allah aşkına. Beraber yaşamak zorundasınız. Beraber biriniz ölürse diğeriniz de ölür. Ben şartları eşitledim kardeşim. Canımızı aynı seviyeye getireyim. Lan kalmadı kalmadı. Vücudumda yer kalmadı. Oku çıkartıyorsun bakıyorum. Oku çıkartmak ne kadar oluyor? Oku çıkartıyorsun başarılı bir şekilde. Ok şu anda vücudundan başarılı bir şekilde çıktı. Oh. Hamle yapması avantajın hala daha var. Çünkü sana acıdım. Bayağı derbeder olmuşum yani. Yediğin dayak kalmadı. Bir hamle şansı daha veriyorum sana yani. Ne yapmak istersin? Ben vurabilecek yakınlıkta mıyım şu an? Tabii evet, vurabilecek yakınlıktasın. Ver bana yiğidim emri, vuram ben buna. Hadi yapıştır geç ya. Biç. Allah sünnet eder gibi gireceğim ben buna. Vuruyorum. Ya Allah. Ya Allah dedi ve vurdu. Bu arada neredeyse tekte adamın canını alacaktı. Çünkü 14 attı. Hunter'ın bir kolu aşağı aldı. Şu anda Hunter'da sadece bir orak kaldı. Pistollu silahını aşağı almış oldun. Hah, oh billah. Şu anda Hunter'ın sırası. Hunter da size doğru bir hamle yapıyor. Şu anda hamle yaptığı kişi Mete tabii. Mete'ye doğru orağını sol taraftan böyle güzelcene sallıyor. Mete ne yapmak istersin? Abi ben böyle eğileyim ya. Şöyle yapayım yani. Şöyle, evet, soldan. Mete şöyle 18 attın. 18 bu arada. Öyle bir eğildin ki Hunter kendi etrafında döndü ve kendi kafasını keserek kendini öldürmeyi başardı. İmkansız bir hareketti bu ama başardı. İlk turu rahatla geçtiniz. Güldük. Hazırsanız diyor dedemiz, ikinci turda bazı sorularımız olacak sizler için. İlk turu rahatlıkla mı geçtik? Onu bir de bana sor. Evet, ilk turu geçtiniz. İkinci turumuz efendim... Öpeyim de geçsin Mete. Daha değişik sorulardan ibaret. Tamam. Hiç itliğine, serseriliğine bir ürünle ilgili spoiler verdim mi? Kitap, oyun, film, dizi fark etmez. İkinci soru, herhangi birine abi bu oyunun neyini seviyorsunuz ya dedim mi? Üçüncü sorumuz, arkadaşının önerdiği bir oyuna kesin bakarım deyip bakmadığın oldu mu? Dördüncü sorumuz, bir arkadaşından oyun CD'si borç alıp geri vermediğin oldu mu? Ve son sorumuz, hiçbir Türk yayıncısının arkasından konuştun mu? Sorularınızın cevaplarının ortak olması önemli. Onu söylemiş olayım. İlk sorumuzu biliyorsunuz zaten. Spoiler verdiniz miydi? İkinizden de gelen cevap hayır oldu. Bravo. Burada ortak gidiyorsunuz gerçekten. Abi bu oyunun neyini seviyorsunuz ya dediniz miydi? Evet. Mete demiş. Tuna da evet demiş. Gerçekten burada da ortak. İki gün önce. Kesin bakarım deyip bakmadığın oldu mu bir oyuna? Mete evet demiş. Mete böyle bir insanım ben demiş. Tebrik ediyorum Mete'yi. Tuna da aynısını söylemiş. O da ben de evet dedim demiş. Bir arkadaşından CD borç alıp vermediğin oldu mu sorusuna Mete'den gelen cevap evet. Tuna'dan da gelen cevap evet olmuş. Bravo. Hiçbir Türk yayıncısının arkasından konuştunuz mu sorusuna gelen cevap ikisinden de evet. Tuna'dan gelense oho. 5'te 5. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Lan. 5'te 5. İkinizin de ne kadar karaktersiz olduğunu gösterir gerçekten. Benim karakterimde zaten Tuna'dı şerefsiz. Öyle yani. Sizleri bekleyen ikinci kapıda bir karakter vardı. O üzgün bir suratla geri dönüyor şu anda. Çünkü sizle bu turda yüzleşemeyecek kendisi. Tüm cevapları doğru verdiğiniz bu kadar yüzsüz için olamam diyemedim. Yani Allah'ından bulsun deyip bırakıyorlar değil mi bizi? Dede de gerçekten bu cevapların doğru çıkmasına şaşırdı. Bir yandan da dedi ki 3. turda herhangi bir yanlış cevap sizi çok daha farklı bir düşmanla yüzleştirecek. Bakalım o düşman sizin için ne olacak? O yüzden bu turda doğru cevap vermeniz önemli her soruya. Bu turumuz geleneksel 100 yılda bir hayatta kalmaya hoş geldiniz yarışmasının turunun etapının bu soruları sponsorlu sorular arkadaşlar. Çünkü bizim de turnuvanın bir ekmeğe ihtiyacı var. Yarışmamızın bu etapında GeForce RTX ekran kartlarıyla sponsorumuz bizlere yardımcı olmak üzere burada. O yüzden sorularımızdan ilki çok özel bir soru olacak. Elinize ilk kez RTX 2080 ekran kartı geçti diyelim. Hangi oyunu oynarsın? İlk hangisini tercih edersin? Kontrol mü? Metro Exodus mu? Yazarak mı gene şey yapıyoruz? Yok, osurarak. Yazarak yapıyorsunuz tabii Mete Bey. Tamam. Sizden bir 5 can götürdüm bu saçma sorunuzdan sebebiyle. Yani sizi bir süründürmek istiyorum yani. 5 canınızı. Allah Allah, ulan zaten yerimiz kalmadı. Bakın bu en tehlikeli ve en garantiye çıkaracak sizi son etap. Buradan hayatta gerildim kalırsanız Pandan bitiriyorsunuz gergin bu işi. Hata yapacağım, çok gerginim. İkinci sorumuza geçiyoruz. Elinde 2 adet oyun var. Birini ultra grafikte oynarsan diğerini low grafiklerde oynamak zorundasın.
Hangisini ultra grafikte oynarsın, hangisini low grafikte oynarsın? Unutma. Tamam. Biri ultra olacaksa diğeri en düşükte olacak. Assassin's Creed Odyssey, Witcher 3. Oh! Sapla, sapla geç, böyle soru mu olur ya? Dede sapla geç dediği için Tuna'ya saplıyor uzaklardan bir mızrak geldi. Tuna 20 Dedenin neresinde acaba bu mızraklar? Şaka yaptım lan. Dede neresinde saklıyor acaba bunları? Dede bu pis sorundan neyi ifade etmek istediğini anladığı için sevgili Mete aynı mızrağı sana sıçrıyor. Senin de 20 canın gitti. Göğsünüzde 2 mızrak var. Dede ümürü sıkmazsam dediğini de duydu. Evladım neden ısrar ediyorsun dedi. Bir 20 can daha götürdü senden. Tuna 60 canım var, Mete 54 canım var. Elinde hem bir bilgisayarım var hem de RTX 2070 ile güçlendirilmiş bir notebook'um var. Sana daha önce iyilik yapmış bir arkadaşın geldi dedi ki notebook'u bana bir hafta ödünç verir misin? XXX oynayacağım dedi. Ne oldu önemli değil. Fakat o arkadaşla çok samimi değilsin ama sana iyilik yapmış. Notebook'unu bir haftalığına verir misin, vermez misin? Evet ya da hayır. Evet veririm demek, hayır vermem demek. Yarışmamızın son iki sorusu arkadaşlar. Unutmayın her cevap önemli. Tuna ve Mete. Bir fuara gittiniz beraber. Nvidia standına geldiniz. Bir tane RTX 2080 verecekler size. İkinizin elinde de yok. Hatta piyasada bile yok. Bu kartı aranızdan kim alır? Tuna mı, Mete mi? Son sorumuz. Yine Tuna ve Mete. Half-Life 3 geliyor. Dünyada ilk kez, ama bak ilk kez ikiniz de aynı anda oynayabilirsiniz. Fakat sadece birinizin kanalından yayınlanacak bu Half-Life 3 videosu. Kimin kanalında olur? Tuna mı, Mete mi? Yani Pinti Panda Mr. Games mi? Evet. İlk sorumuz Control mü Metro Exodus muydu? Burada sevgili Tuna Control derken Mete Metro Exodus demişti. Ya abi. Bir de sıfırla başlıyoruz. Ama çok güzel. Ne yapayım oğlum Control'a? Tamam da Exodus da güzel kral. İkinci sorumuzsa sevgili arkadaşlar. Witcher'ı mı Ultra'da oynarsınız? Assassin's Creed'i mi Ultra'da oynarsınızdı? Diğeri Low'da olacaktı. Burada Mete Witcher Ultra'da oynarım demiş. Tuna ise Assassin's Creed'i Ultra'da oynarım demiş. Ya kral onu her yerde oynuyor zaten. Ama ne yapayım oğlum yani. Çok güzel gözüküyor. Yani çok güzel oyun. Güzel gözüküyor. Sıçtık burada de, var ya. 2'de 0. Elinde bilgisayarım var. Ödünç verir misin dedik. Notebook'unuzu RTX'li. Mete veririm demiş. Tuna ise hayır demiş. Tuna hayır demiş. Yardım seversin insansın sen ya. Yok o kadar da değil oğlum. Niye vereyim lan laptopumu? Hani sana veririm tamam da. Bir hafta takılsın adamı. Mahmut'a niye vereyim yani? Bana ne? Tebrik ediyorum ikiniz. Selam verene laptop. Acıdan gülüyorum dansaydık. Son iki sorumuza geldik efendim. Beraber standa geldiniz. Bir tane RTX 2080 var dedik. Kim alır dedik. Mete Tuna demiş. Tuna da Mete büyüğümdür dedi. Büyüğümdür dedim. Ya büyüğümsün sen benim, büyüğümsün. Senin oğlum, ben nerede gördüm büyüğüme saygısızlık yaptığımı? İşte ne güzel, ben de kendime sokacağım kumandayı şimdi. Diye. Vay arkadaş bu kadar da sıçmasın ya. Viranımı nasıl ya? 4'te 0 arkadaşlar. Bu arada bilemediğiniz her soru tabii ayrı bir düşman gücü olarak geri dönüyor size. Son sorumuz Half-Life 3 olacak. Kimin kanalında yayınlanır sorusu. Tuna bende yayınlanır demiş. Mete de Tuna'da yayınlanır demiş. Harbi mi lan? Evet, ben hatırlatırım ama tamam. Episod önceki episodları çektin sen çünkü. Tebrik ediyorum. 5'te 1 gerçekten. Evet. Muazzam. Ben böyle bir şey görmedim. Şu anda bir anda önünüzde portaldan 5 tane farklı kapı beliriyor. Bu 5 kapıdan birini tercih etmenizi sizden rica edeceğim. Diğer 4 kapı sizler için kapalı kalacak. 10 saniye içerisinde tercih edemezseniz tüm kapılar açılacak. 1 ile 5 olmaz, 3 olmaz. Ya 2 ya 4'tür o. Gel biz 4 diyelim. 4 diyelim. Mantığı sorma, tamam. 4 diyelim. Evet, 4 numaralı kapıdan yavaş yavaş bir adam beliriyor. Beliren adam tanıdık geliyor size. Çok yakından gördüğünüz, tercih ettiğiniz bir insan. Biraz üzgün de bir insan. Sinirli de bir insan aslında. Biraz piksel piksel de grafikleri var bu adamın. Birer elinde silah taşıyor. Uzun bir paltosu var kendisinin. Sorulardan birinde onu tercih etmediğiniz için çok sinirlenmiş kendisi. Zaten ailesel problemleri var. Adında da maksimum acı ibaresi evet. Barınan bir arkadaşımız kendisi. Max Payne 4. kapıdan sizlerle yüzleşmek için dışarı çıkıyor. Ve Max Payne şu anda size doğru bakıyor. Yan yanasınız bu arada. Göğsünüzde birer adet mızrak var onu söyleyeyim. Şey yapsak, konuşmayı Max denesek. Belki tabii deneyebilirsin. Edin. Deneyebilirsin. Ben şey diyeceğim. Max abim selamünaleyküm. Acın acımızdır. Nasılsın, iyi misin? Bir sıkıntın var mı? Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Götünü yiyeyim abi. Neden beni tercih etmediniz? Neden Kaptan Price tercih ettiniz? Şöyle ki abi. Şimdi o kalplerde ya. O kalplerde. Sen ama sen... Evet Max Payne bu cevabın üzerine devamını bile dinlemek istemeden Bullet Time'a geçip bir anda uzanmaya başlıyor şu anda. Ağır çekimde kendisi. Siz de abi ama kalplerdesin sen o açıdan. Lan büyüktür ona, bir de Price dediğin adam. Ses, yani. Ona ses şu an abi kalpler öyle Price geliyor şu an. Price büyük senden.
İlk mermisini sıktı kendisi, biliyorsunuz. Mete önüme geç. Ben mermi şu ya. Anda zigzag çizerek geliyor. Tuna solda duruyor, Mete sağda duruyor. Merminin kime geldiği belli değil. Ne yapmak istersiniz? Yahu seni ana doğurdu, bizi babam doğurdu. Bu can değil mi lan? Yeter lan. Yeter. Tamam, doğru söylüyorsun. Ya. Ne yapıyorum biliyor musun? Mete'nin arkasına geçiyorum. Evet. Ben eğiliyorum ya. Ben eğiliyorum. İkiniz için de zar atıyorum arkadaşlar. Tuna Mete'nin arkasına başarılı bir şekilde geçebiliyor mu bakıyoruz. Evet, Tuna bir attın. Şu an bir de Mete'ye bakalım. Bir de Mete'ye bakalım kaç atmış gerçekten kendisi. Mete 20 attı bu arada. Ateş etseydin lan. Mete ben eğiliyor. Yattım. Mete eğilirken Tuna tabii Mete'nin arkasına geçmeye çalışırken ayağa takılıyor ve düşüyor. Kurşunu geçiriyor kafasına. Ve bu onun 30 canını götürüyor. Öldün mü? Yok, Tuna'nın daha ölmedim. Sadece 30 canı kalmış bulunmakta. Hamle sırası şu anda ayakta dimdik duran Mete'de. Çünkü hamle avantajını elde etti 20 atarak. Mete şu anda Max Payne'e uzanabilecek kadar yakındasın. Çünkü Max Payne ateş edip düştüğü için boşlukta kaldı şu anda. Ayağa kalkacak zamanı var ama ondan dedem önce hamle yapabilirsin. Ben bacaklarını keseyim diyorum kılıçla. Var mı emin? Uzanır mı benim kılıcım oraya? Uzanır tabii, başarılı. Hadi bismillah o zaman. Tabii. İki bacağını birden ama bak. İki bacak birden. Hadi bakayım. Zarına balık kuvvet. Time yapacak ayaklarını alıyorum onun. Ya Allah! Evet, 10 attım. Maalesef ki tek bacağını sıyırarak geçti sadece Max Payne'in. Ve kılıcını yere vurduğun için şöyle bir titriyorsun. Çünkü kılıç tecrüben zayıf senin maalesef ki. Max Payne ayağa kalkıyor ve gülüyor. Ama ağır şekilde güldüğü için bir 5 dakika bekliyorsunuz Max Payne'in gülüşünün tam oturmasını yerine. Çok yavaş gülüyor çünkü Max Payne'in kendisi. O sırada hamle sırası Tuna'da. Tuna çömelmiş vaziyettesin. Göğsünde bir mızrak var ve şu anda ne yapacağın sana kalmış durumda. Ben sıçan pozisyonda elinde. Ok atabiliyor muyum böyle? Tabii yok. Atabiliyorsun ama ok tecrüben zayıf yani, o yüzden. Ben inanıyorum 16 ve üstü atmam lazım değil mi? Ben şu anda bir saniye. Konsantre ol. Hazırım. Geliyorum, yayımı gerip ya hak diye bıraktım. Ve 17 attım ya hak diye bıraktıktan sonra. Max Payne'in gözünün çeperinden lek diye okunu soktum. Max Payne tabii ki de yavaş yavaş yere yığılıyor. Bir yandan da acı içerisinde Tuna diye bağırıyor. Neden diyor, Slan. Neden? Babanın oğlu muyum ben seni? Yaptınız diyor. Max Payne düşüyor. Dede de sizi de alkışlıyor şu anda. Diyor ki dede, tebrik ederim. Gerçekten bu yarışmadan Blaze'in hakkıyla çıkmaya çok yaklaşmıştınız diyor. Çünkü bu bir düşmandı. Her bilemediğiniz soru için ayrı bir düşman gelecek sizin için. Haydi. Tabii ki de sonra dede gülüyor bu tepkinizi görünce. Şaka yaptım evlatlarım diyor. Şimdi işin asıl kısmına geldik diyor. Ha. Sadece biriniz hayatta kalabilecek. Hanginiz? Ben. Evet, Tuna, ne demek sen? Sen. Hamle sırası sende. Ben dediğin için ilk hamle sırası sende. Ya hep geç kalıyorum ya. Mete tabii yere kılıcını vurduğu için kılıcı titremek vaziyette. Sen Mete'nin 2 adım 3 adım arkasındasın. Ne yapmak istiyorsun? Ama elimde ok yay var şimdi, onunla da anca. Tekme mekme atsam şansım daha yüksek olur mu? Bana mı? Tabii tekme atabilirsin. Bana mı? Sana şöyle... 10 üzerinden başarılı bir zarda tekmeni geçerli sayarım. Çünkü pozisyon avantajım var. Tamam. Şöyle ben gerinip hazır yerde titriyor ya, böyle bir kendine geliyor ya. Bana vuracak böyle yani net. Şey gibi, Hami Mandıralı gibi böyle geri bir tane kafaya doğru çarpıyor. İnşallah bir gün yeterim. İnsanlar bunu izler de bu hareketleri görür. Allah'ım evet, 10 attım. Ucu ucuna kurtardım bu arada. Tebrik ediyorum seni. Anne. Tekmen Mete'nin poposuna doğru geliyor. Mete yere yapışıyor. Olsun. Yere düşerken ama Mete 10 attığı için bir hamle şansın var senin. Yani düşerken bir atraksiyona girebilirsin. Çok başarılı bir tekme değil çünkü bu. Şöyle bir atraksiyon yapacağım. Şu kılıç bu. Bunu böyle yapacağım. Kuşk diye atacağım böyle. Ok atar gibi. Elimle. Battal zaten Gazi misali. Yanında senin. Ha öyle mi? O zaman tamam, ben yine artistik olsun yani. Fatality gibi. Ne, sen kaç üzeri atarsam ben bunu vururum? 15. Hadi bismillah. Tamam, bu atarım lan ben. Aldım. Evet, Mete 2 attım. Dur daha atmadım ama. Dur daha atmadım ki ama. Dur hazır değil. Ses lan. Attın. Mete yanlışlıkla böyle gelişten kılıcını savrulurken mızrak var demiştim ya göğsünde. Mızrağa takılıyorsun. Hayda. Elin gitmiyor. Kılıç elinde uçuyor. Uzaklaşıyor kılıç elinden. Böyle arenanın sol tarafına doğru gidiyor. Bir 100 metre uzaklaştığını varsayabilirsin kılıcın. Acaba hamle yapmayıp çifte telli mi oynasam başında, ama neyse. Riske de girmeyelim. Görün bunları, görün. Hazır. Aha. Kılıcı gitti. Yerde götünün üstünde evet. Oturuyor. Evet. Şöyle kafaya doğru. Göğüs de olur fark etmez. Lan vuramaz göğüse ki. Doğru. Eğim yok onda. Yakın mesafe. Sık. Böyle. Bıraktım. Bıraktım. 3 attım. Ben dedim.
kılıç şey ok sekip sana saplandı. Hayır, saplanır tabii. Oluyor. Ya Mete'ye vuramadın yerden sekti ben ve sana saplandı. Allah. Saplandığı için bir 10 canın gitti, 20 keşke canın kaldı. Keşke tekme atmaya devam etseydin ya. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Tekrar hamle sırası Mete Bey'e geldi. Mete Bey, tamam, hamleniz. Kılıcım çok uzakta, onu alamam artık değil mi dedem? Bir kosmeyi yani deneyebilirsin oraya sen doğru. Sen bir büyüyle müyüyle onu bana yaklaştırabilir misin acaba? Yok ben ya. Karışamıyorum evladım, ben karışamıyorum yani. Seni sevsem de karışamıyorum. Ha şöyle bir şey yapabilirim. Canının yarısını alırım, kılıcı eline getiririm. Yok canım, ne gerek var? Canım benim canım ya. Benim canım yani, lan can. Pazar tamam. Ben peki ne yapsam? Yumruk vursam öldürecek canda mı şu an? Hani koysam yumruğu böyle kalkıp. Gerçek fiziklerinizi şey hesaplayarak yaptım bu müthiş RP'yi. Yani gerçek fiziklerinde bir yumrukla Tuna'yı öldüremeyeceğini varsaydın. Ama 20 can artık bitmiş. Oku sendine saplamış yani. Kendini vurmuş. Çok pazarlık yapıyorsun. Hamle sırası Tuna'ya geçti geçecek artık. Çabuk karar ver. Ben bir tane daha tekme oturtacağım ya. Ağzına bir hamle attım. Ağzına bir tekme oturtacağım. Kılıcıma bir hamle attım. Kılıcına uzanmak için koşuyorsun, evet, kılıca doğru. Koşuyorum. Bakıyorum başarabilecek misin? Evet. 9. Kılıcı çok yaklaştı ama kılıcı eline alamadım maalesef ki. Hamle sırası Tuna'ya geçti. Tuna ile aranızda bir 80 metrelik fark var. Aa, çok açılmış. Mete'nin kılıca yaklaşması 20 metreye az kaldı yani. 20 canınız var. Kıçından şişlemeye çalışacağım yani. Mesafe açılmış. 7 attınız bu arada. Neyse kendimi hesaplamadım. Bu da bir şeydir. Evet evet, kafasının yanından sıyırdı ok ve geçti. Ben kılıcımı alayım artık. Haydi bismillah. Evet 5 attınız. Kılıcınızı alırken eliniz taşa çarptı. Daha önceden burkmuşsunuz elinizi çünkü. Tam vuramadınız doğru yerde. Gene hamle sırası Tuna'ya geldi. Bu kadar beceriksiz. Bu kadar olmayan bir şey görmedim yani. Geliyor. Geliyor. O zar nereden geliyor. Yapıldı o zar acaba? Bir saniye. Acaba. Bir saniye. Yapıştırdım oku. Evet, 4 attı. Ya ben o yayı alıp üstüne alamıyorum. Ben eğim alamıyorum. Üstüne oturacağım ya. Tamam, Tuna bırak. Yayı çekerken elinden kaçırdığı parmaklarını vurdu. Yani bacak, ayak parmaklarını vurdu. Tuna'nın şu anda 10 canı kaldı. Ok tehlikeli bir silahtı. Tehlikeli bir silah ok Tuna Bey. Mete kılıcı eline alabilir en sonunda. Ama rakibinin aranda bir 100 metrelik fark var tabii. Ben kılıcı gerçekten böyle atacağım ya. Fırlatıyorsun kılıcı. Fırlatacağım evet. Tuna'ya da fışk diye atacağım. Peki. Hazır mı? Bekle kılıcı. Bir dakika. Hazır. Tamam. Ya Allah. 16 attı. Kılıç öyle bir gidiyor ki süzüle tam Tuna'nın şurasına sol omzunun üstüne lak diye saplanıyor. Tuna'nın sadece bir canı kaldı. O da güçlükle nefes almasına yetecek bir can. Tuna bir canın kaldı. Mete yavaş yavaş sana yaklaşıyor artık. Hani artık zor nefes alıyorsun yani. Şimdi Mete'nin daha bana saldıracak şey yok. 100 metre mesafede. Ama kılıcı çıkarırsam da sıra geçecek. Benim herhangi bir saldırı şansım var mı? 20-20 atsam böyle. Tabii ya, her şey olabilir her an. Sen ne yapmak istediğini söyle, her şey her an olabilir. Ben artık yani çöktüğüm yerden ya kendimi bitireceğim ya Mete'yi bitireceğim. Son atışımı yapıyorum. Gururunla öl lan. Gururunla öte de öl. Son okunu gururunla atıyorsun falan yani. Ölmem lan. Ne gururu? Yok gurur murur. Son oku atıyorsun, okey mi? Son kurşunumu, son okumu artık çöktüğüm yerden atıyorum 100 metreye. Hadi bakayım. O zaman hazırsanız. Son okunu mu attı ya? 18 attı. Oku seni resmen kafana. Yap lan o efekti. Kafana oku veriyor. Ama maşallah sağlam bir kafan olduğu için süründürüyor seni. Senin de öldük bir canın mü zannettin kaldı lan? Senin de bir canın kaldı. Birer canlı hamle sırası şu anda Mete'de. Mete koşacak pozisyonda değilsin. Artık son hamlenin şansın bu senin yani. Son hamle şansın. Ne atacaksın? Kılıcın da yok. Oku çıkaracağım kafamdan. Onu atacağım. Oku tamam mı? Atıyorsun. Evet. Okay. Tamam. Bekle. Ya Allah. 17 attı Zarda. Allah. Oku attığı gibi Tuna'nın şöyle iki kaşının ortasına lap diye saplanamıyor. Çünkü gücün kalmamış. Nasıl? Nereye 100 metreyi ok atıyorsun sen? Bir şey diyeceğim. Gücün kalmamış yani. Ölem kendi kendime. Ya tam ölem ben. Yani Mete böyle hani burada böyle asılı kalıyor. Hani şurada şöyle kalıyor ama böyle ısırık gibi. Yani o kadar böyle düşük bir ısırık gibi kalıyor ki bir canını götürüyor Tuna'nın sadece. Bir candı. Bir canı kaldığı için Tuna ölmüş oluyor. Allah. Baya 100 metreden 50 atılan okla öldüm ya. Hayata bak. Vay evet, be. Nvidia Tekno mevzu geleneksel 100 yıllık savaşların sonunda kazanan Mete oluyor. Ve Mete portalından yuvasına ışınlanıyor. Bundan sonra Easter Gamers TV kanalı Türkiye'deki tek Let's Play çeken YouTube kanalı olarak yoluna devam ediyor.
Pinti Panda'yı da kanalını anılar diye çeviriyoruz artık. Bir anı kolajı videosu yapıp yayınlıyoruz. Mahsen bir sonraki rakiplerini, bir sonraki yarışmacılarını ağırlayana kadar 100 yılda dinlenmeye çekiliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.